Başbakan Yıldırım İstanbul Çırağan Sarayı'nda Türkiye İş Kadınları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Gündeminde anayasa değişikliği vardı. Yıldırım seçilme yaşını 18'e indiren anayasa değişikliğini eleştiren Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nu ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. 18-25 yaşı o kadar çarpıtıyor ki 18-25 yaş arası sevgili hanımefendiler 9 milyon 250 bin insanımız var. Bunun yarısı kadın. İşi getirdi, bağladı askerliğe. E peki diğer yarısı 4,5 milyonu kadın, onlar askere gitmiyor. Onlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Yok sayıyor, yok. Zihninde kadın yok. Sosyal demokrat olmak laflı olmaz. Efendim askere gitmemek için 18 yaşı seçilme yaşı olarak getirdiniz. Ya bu çok gülünç bir şey. Bir ana muhalefet partisi başkanına yakışmayacak bir şey. Terörle mücadeleye de değinen Yıldırım, doğuda terör örgütünün sultası kalktı dedi. Bugün Allah'a şükür bölgede terör örgütünün sultası kalkmıştır, terör örgütünün baskısı kalkmıştır. Ne şehirde ne kırsalda terör örgütü Nevruz'da bile kimseyi toplayamamıştır. Artık terör örgütünün ülkemiz için, bölgemiz için büyük bir sorun olduğu gerçeği herkes tarafından, Kürt, Türk, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımız tarafından ortak bir kanaat olarak anlaşılmıştır. Binali Yıldırım İstanbul'daki programının ardından Iğdır'a geçti. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan binlerce kişiye seslenen Yıldırım, isim vermeden MHP'den ihraç edilen hayırcı muhaliflere sert ifadelerle yüklendi. FETÖ'nün oyuncağı olmuş bazı siyasi hizipler milliyetçi kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerimiz için vatanın birliği, beraberliği, ay yıldızlı bayrak her şeyin önünde gelir. Yıldırım, evet de hayır da başımızın üstünde dedi ve ekledi. Bu terör örgütlerinin, Türkiye düşmanlarının nasıl bir araya geldiğini görün lütfen. Bizim hayır diyene de tabii ki saygımız var. Hayır da evet de başımız gözümüz üstündedir. Ama hayır diyen katiyen terörist değildir. Ancak teröristlerin, Türkiye düşmanlarının hep birlikte hayır dediklerinizi görelim, ona göre kararımızı verelim.